Peki şampiyonluk maçında Tümer Metin gece yatıp yorganı üzerine çektiğinde acaba Sergen'e o pası vermeseydim diyor mu? Güzel hikayesi var onun. Şöyle anlattım. Ben Nevzat Demir testlerinde maçtan bir gece önce odamda tek başıma kalıyorken maç 1-0 biter, Tümer Metin yani sonradan oyuna girecektim, biliyordum. 11 başlamadığım bir maçtı. Kitlenir maç, ben girerim çözerim diye düşünüyorum. Hayali kendi üzerinden kuruyorum senaryoyu. Ama işin güzel tarafı, yan odada Sergen de kendi üzerinden kendi hayalini kuruyor. Güzel. Şimdi pozisyon geldiğinde de oyunun kitlenme anı, Lucescu'nun beni sahaya atışı ve oyunu okumam pozisyonun bana geleceğini gösteriyor. Ahmet Dursun kafayı vurup Bülent'i 2-1 yakaladığımızda benim hayalimin gerçek olduğunu hissetmeye başladım ben. Ne zaman ki top Sergen'in ayağından çıktı, ben Sergen'in filminde yardımcı oyuncuydum. Tamam onun mı? Filmine hizmet yani ettim. Onun filminin, onun o başrol oyuncusu, ben de yardımcı oyuncusuydum. Evvel... Ama bugün olsa yine çıkarırım, attırırım başka bir helal şey. Helal olsun yani. O zaman. Futbol tarihinin en önemli anlarından bir tanesi olsun. Mustafa Ceceli'ye İbrahim Kuş sormuş. Mustafa abi, Ceceli'niz hangi renk diye geçiyoruz. Siyah. Selma Can sormuş. Sizde hiç Gebze harem dolmuşu gibi hissedip içinize öküz oturduğu zamanlar oluyor mu? Ne demiş? Evet. Mustafa Ceceli'ye sormak istiyorum. Herhangi bir mekana gittiğinde kendi şarkısı çalınmayınca kızıyor mu? Ben çalınınca böyle biraz utanıyorum. Evet. Süper. Buna bir alkış, işte bu önemli bir şey. Helal olsun. Ben de bu çalıyorum. Buğra Gülsoy, Yeşim Atasayar sormuş. Seni anan benim için mi doğurdu? Seni tanımak istiyorum yiğidim. Sormamış. Burada mı? Kendisi. Çıkmaz tabii. Onlar da dişlerini fırçalarken bütün evi dolaşıyorlar mı demiş. Ben dolaşıyorum valla. Atlamasaydın, biz dolaşmıyoruz çünkü bir tek sen kal. Ay Allah. Dolaşıyorum, ben de dolaşıyorum. Ben dolaşıyorum, sonra gelip fırçalıyorum aslında yani onu önceden. Abi onlar da sıkıştığında kağıt parayı telefonun arkasına koyup telefon kabına sıkıştırıyorlar mı? Mustafa abi, biri seni sinirlendirdiği zaman sen Ceceli'ne mi susadın diyor musun? Ya o kapsi gördüm internette, çok komik. Onlar da pencereden sokağa seyrederken alt kattaki komşunun yukarı bakmasıyla... Onlar da pencereden sokağa seyrederken alt kattaki komşunun yukarı bakmasıyla göz göze girip kendilerini sanki röntgenleniyormuş gibi hissederler mi diyor. Evet, yok, sonu komik değilmiş. Şöyle başı çözüm. Fazladan power bank'i olanlar arkaya doğru uzatabilir mi? Fatih Çakmak. Merak ettim. Oradan mı? Oradan mı geldi? Peki. Daha da devam ederiz arkadaşlar. Güzel akıyor sohbetimiz. Evet. Ağzınıza sağlık hepinizin. Ellerinize sağlık sizin de. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Beyaz Show devam ediyor. Benim Hocam yayınlarının sunduğu Beyaz Show devam edecek. Benim Hocam yayınlarının sunduğu Beyaz Show devam ediyor. Evet. Beyaz Show devam ediyor. Geleceğim sana. Mustafa'yı oraya aldık çünkü kapanışı onunla yapacağız. Filmle ilgili neler söyleyeceksiniz? 22 Ocak'ta Aralık'ta başlıyor. Evet, 22 Aralık'ta vizyondayız bütün Türkiye'de. Biz buradan bütün ekibimize bir teşekkür yollamak istiyoruz. Çünkü BKM ailesinin bir parçası oldum ben bu filmle beraber ve gerçekten kendimi bir aile gibi hissettim onların sayesinde. Çok 5 hafta boyunca çok emek harcadık. Güldük, eğlendik, ağladık, tartıştık, daha güzelini yapmak için uğraştık ve nihayetinde de güzel bir film yaptık diye düşünüyorum. Evet, Fısıltı Gazetesi zaten o işi halleder. Yani kulaktan kulağa millet o filmi bir yere getirecek. Evet, izleyen bir arkadaşına tavsiye ettiği noktada iyi bir film yapmışsın demek oluyor. Aşkla başladık, aşkla bitirelim. Hemen geleceğim size. Ama madem aşk, filmde konusu aşk, bir hayal konuğumuz var. Çek, arkadaşım suratı çek bak. Arkadaş kocası şu anda bu kızımızın ne yapacağından haberi yok. Evet, isim nedir? Eda. İkisini ver. Beni çekmeyin. İkisini çekin.
Evet. Eda, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorsun. Kocanın benimle haberi yok herhalde. Sevgilim sadece. Ha, sevgilin. Hiç sevgilin. Haberi yok. Ha, sevgilin. Öyle evet. Mi? Kocan değil, pardon, özür dilerim. Yok, peki. Sadece evlenme teklif etti. Ben de dedim bunun karşısında bir teşekkür edeyim. Sağ olun, sizin sayenizde burada teşekkür etmiş olacağım. Hem de onu sevdiğimi herkese söylemiş olacağım. Hadi. Çok mutluyum o yüzden. Ben ziyade kabul ediyorum sürekli. Hep bunu erkekler yapıyor. Bir de dedim hani ben yapayım yani. Niye? Ne gerek var? Bravo. Bu akşam ilklere sahne oldu. Acayip. Söyle söyle. Adama verme mikrofonu. Boş ver. Sen ne? Ya ben buradan herkesin gözünün önünde de söylemek istiyorum. Seni babamın soyadından vazgeçecek kadar çok seviyorum. Evlenme teklif ediyoruz. Çok, çok heyecanlandım. Söyle söyle sen, hadi sen ne diyeceksin? Ben de seni çok seviyorum. Abi. Ama Beyaz söyledi. Beyaz sana baktı. Abi sen evvelde ayrılacaktın, çok kötü bir pozisyonda yakalandın gibi oldu yani. Yok da çok heyecanlandım şu an. Sana bir şey söyleyeyim, bu kızın kıymetini bil. Yazdı, neler yazmış bize. Buraya gelip bunu yapayım, çok seviyorum. Ben sana esas burada söyleyemedi. Bize yazdıklarını okutsam aklın hayalin durur. Harika şeyler söyledi. Ama bugün bu kadarcık keseceğiz. İkinize de teşekkür ediyoruz. Allah mutlu çok eylesin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Alayım mikrofonu, teşekkür ederiz. Evet Buğracığım, sen neler söyleyeceksin? Vallahi Özge'nin söylenecek şeyleri söyledi zaten. Güzel bir film oldu, acı tatlı ekşi. Oyunculuk anlamında da gerçekten çok keyif aldığım bir iş oldu. Özge ile tekrardan oynuyor olmaktan büyük keyif alıyorum, aldım. Çünkü çok gerçek, gerçekten. Ben çok bir gerçek. Şey daha söyleyeyim. Bu kadar çok komedi filmi yapılıyor, artık hep komedi filmi yapılıyor. Böyle bir dönemde bir güzel bir aşk filminin yapılması belki aşk filmi kapılarını da açar tekrar. Onun için o anlamda da çok önemli. Millet artık unuttu öyle filmleri neredeyse. Herkes komedi olmazsa gitmiyor yani. Aşık olmayı dolayı... hatırlayalım. Evet, aşık olmayı hatırlayalım. Sevmeyi. Nasıl aşık olunacağını, evet. Nasıl sevileceğini evet. Hatırlayalım. Tümer'cim var mı söyleyeceğim bir şey? Güzel, filmi merak ettik açıkçası biz de. Salı günü galası var. Bence izlenilmeli zaten. Emeğe karşılık da izlenilmeli. Teşekkür ederiz. Kendi adıma şunu söyleyeyim. 6 senedir futbolu bıraktıktan sonra televizyonda yorumculuk yapıyoruz. Bein Sports ailesi olarak. 83. kanal yeni halka açılan kanalımız oldu, Bein Haber. Bunu da buradan iletmemi istediler, ben de sizlerle paylaşayım. Aşkla yapılan her şey güzeldir, severek yapıyoruz işimizi. Abi Şansal abi ve orada kim varsa hepsinin, o Bein Spot'taki herkesin eline emeğine sağlık. Ben NTV evet. Spor'da öyle, bizimkiler de öyle, herkes öyle, kanalda yeninkiler falan filan. Ama ben mesela seni de çok izliyorum ama Cem Dizdar'a buradan bir selam söyleyeyim. Evet. Yani, bence çok iyi. Bir de şu kırmızı çizgi beni çok saran bir program. Oradakilere de bir selam söyleyeyim kendilerine. Size de başarılar diliyoruz. Bülent Hoca'ya da başarılar ederim. Diliyoruz. Sağ olun. Hepsine çok başarılar diliyoruz. Gültekin'e. Ve evet babacığım bugün bir şey deneyeceksin. Doğru mu? Kapanışı öyle yapacağız. Çalamadığın enstrüman yok. Bugün bir şarkının içinde hepsini çalacaksın bize. Programın başına sormuştun aranjörlük ne diye. Evet. Ufak bir kesit göstereceğiz. Hepinizin bildiği bir şarkıyı burada. Kısa bir süre içinde en azından nakaratını yapacak kadar vaktimiz var. Onu yapacağız. O zaman bir alkış buraya, bir alkış Mustafa Ceceli'ye efendim. Evet, kısa ama öz yani.
Şimdi basa alayım. Boş ver, düşsün onlar. Vakit az, zaman az. Şu anda ekran başındakiler ne yaptığımızı çok merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum açıkçası, evet. Aranje yapıyor. Ha evet, her biriyle aynı melodiyi. Peki, ben daha yeni anladım onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.